Efendim az önce birinci bölümün sonunda da anons ettiğim gibi Efsa Evrengil hanımefendi Sağlığa Evet Derneği temsilcisi bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim önce Sağlığa Evet Derneği'nin bir işlevini anlayalım. Ne zaman kuruldu, nedir amacı, hedefi? Tabii. Biz tütün kontrolü savunuculuğu yapan bir ekibiz. Derneği 2011 yılında kurduk. Aslında tütün kontrolü alanında çalışan başka STK'lar, sağlık meslek örgütleri de vardı. Ama bunların başka ilgi alanları, faaliyetleri de olabiliyor. İstedik ki, dünyada da örnekleri var, sadece tütün kontrolünde uzmanlaşmış ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir özel kurumsal yapı oluşturalım. Ama işimiz sadece tütünle de ilgili değil, önlenebilir tüm hastalıklar ve ölümlerin arkasında ne var diye bakıyoruz. Ne bunlar? İşte kanser, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, akciğer hastalığı, hatta bunların arasına iş kazalarında, trafik kazalarında katabiliriz. Bunların belli risk faktörleri var. Ama bu risk faktörlerinin üzerine biraz kazıdığımızda hemen altından dev şirketler, çok saldırgan pazarlama, lobicilik çıkıyor. Bir başka deyişle tekelleşme, işte küreselleşme süreçleri çıkıyor. İşte biz bu önlenebilir hastalıkların, ölümlerin ardında yatan bu toplumsal ilişkilere bir ışık tutmak istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bu amaçla araştırmalar yürütüyoruz, bilgi topluyoruz. Bunları hem yurt içinde hem yurt dışında paylaşıyoruz, yayın yapıyoruz. Bir başka işimiz de savunuculuk, sağlık politikası savunuculuğu. Burada da bilimsel kanıt ve sağlığın temel bir insan hakkı olması perspektifinden bakıyoruz. Sağlığa karşı politika gördüğümüzde bunlara karşı çıkıyoruz. Ama sağlık yanlısı olan, eşitlikçi, kapsamlı çözüm getiren politikaları da destekliyoruz, savunuyoruz. Yani bu sadece tütünle sınırlı değil. Sadece tütünle sınırlı değil, tabii. O zaman sizin çok geniş bir alanınız öyle, var. Öyle, evet. Yani bugün efendim genetiğiyle oynanmış, değiştirilmiş gıdalara doğru, da sağlığa aykırı bulduğunuza, doğru, müdahale ettiğinize veya uyarıda bulunduğunuza göre çok geniş bir alan. Evet, doğru. Çünkü sağlığa evet büyük bir başlık. Gerçekten derneğin öyle. Adı çok evet, büyük. Evet. Ama ben sizinle ilgili bilgileri alırken mesela bir elektronik sigaradan, onun zararlarından da bahsettiğinizi duydum. Evet. Şimdi isterseniz bir de çok genel herkese hitap etmesi açısından. Tütün diyoruz, mesela sigara diyoruz. Efendim kağıt, naylon. İçinde fare zehri var. Şimdi bunu birçok seyircimiz başka türlü anlıyor. Sanki fare zehri keyif verici bir maddeymiş de içine katılmış gibi değil. Oysa bunlar depolandığında fare yemesin diye zehirlendiği için tütüne, gerçi neticede sağlık açısından bir şey fark etmiyor. Ha bilerek koyulmuş, ha bilmeyerek. Bilmeyerek de değil, çünkü fare zehrinin atıldığında ona bulaşacağını zaten üretici firma biliyor. Bakın o zaman isterseniz sigaradan başlayalım. Hayır, hayır. Sigara... Sonra elektronik sigara, nargileye de gelelim. Olur. Çünkü tabii, artık İstanbul'da az önce söyledim, nargile kafeleri sayısı bilinmiyor. Her köşe öyle, başı. Doğru. Hatta doğru, bazı köşe başları da ikisi yapışık filan. Doğru. Sigara çok basit bir ürün değil aslında. Bir ürün mühendisliği sonucunda üretilen bir nikotin zerk aracı olarak aslında tütün endüstrisi bunu tanımlıyor. Bakın bunun içinde, sigaranın içerisinde ağırlığının yarısını oluşturan 600'den fazla katkı maddesi var. Ne yapıyor bu katkı maddeleri? Fare zehrini falan unutun. Bu katkı maddeleri tütünün tadını iyileştiriyor, içimini kolaylaştırıyor ve bağımlılık yapıcı özelliklerini düzenliyor. Bu katkı maddelerini aslında çıkartsak, tütünü gerçek tütün tadı haline getirsek sigarayı, bambaşka bir tüketim tablosuyla karşılaşacağız. Yine zararlı olacak ama bu kadar zararlı olmayacak diye de düşünülüyor. Mesela doğal, adam tabii, evinin bahçesinde yetiştirdiği tütünü kıyıp
sarıyorsa herhalde fabrikadan gelen gibi değildir. Bir de toplum sağlığı açısından baktığımızda kolay içilebiliyor olması, tadının yumuşak olması gençlerin başlamasına olanak tanıyor, bırakmayı zorlaştırıyor. O yüzden tüketimi artırıcı özelliği var. Çok kolay çünkü. Şuradan yakıp dönüyorsunuz, sigara bitmiş. Öyle. Tütünün öyle bir özelliği olmasa gerek değil mi efendim? Tabii yanmayı da bitti. Düzenleyen katkı maddeleri var içinde. Evet, evet. Peki elektronik sigara modda bir ara çok yayıldı. Sonra işte patlıyor filan dediler. Burada lobiler arası bir mücadele de mi oluyor? Yani sigaracılar mı çıkarıyor bu haberleri yoksa doğru mu? bakın şimdi... Bugünlerde hakikaten Türkiye'nin üzerinde bu elektronik sigara ve bunun türevleri ile ilgili bir sıkıntımız var. Bunlar aslında yasal değil. Ama sanki yasalmış gibi. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın işte Dünya Sağlık Örgütü'nün isimleri kullanılarak internette çok yaygın olarak ürün pazarlaması yapılıyor. Yüzlerce site var bu şekilde çalışan. Bunun hem önüne alınması gerekiyor hem de kesin bir şekilde bunun üretiminin, iç dış ticaretinin, piyasaya arzının ve satışının yasaklanması gerekiyor. Neden? Çünkü bu ürün aslında 50 yıllık bir geçmişi var ama yaygınlaşması son 10 yıl içerisinde oldu. İlk başta belli ülkelerde küçük ve orta ölçekli üreticiler ve satıcıların marifetiyle bu yaygınlaşma oldu. Ama şimdi bugün görüyoruz ki bizim ulus ötesi tütün şirketi dediğimiz büyük sigara şirketleri artık bu piyasayı yönlendiriyor, bu piyasayı biçimlendiriyor. Ve kendi ürünlerini çıkartıyorlar. Ve sadece elektronik sigara olarak da bakmamak lazım. Belki yeni nesil tütün ve nikotin ürünleri diye bir kapsam düşünmek lazım. Özellikle düzenleme açısından. Bir de biliyorsunuz çünkü ısıtılan tütün ürünleri diye bir şey çıktı. Evet, evet. Bayağı da pahalı. Aleti 600 lira, sigarası 50 lira mı öyle bir şey? Evet, elektronik sigarada bir e-likit denilen, e-sıvı denilen bir solüsyon, içinde nikotin içeren bir solüsyon ısıtılırken, bu da çok benzer bir şekilde yine bataryayla ısıtılıyor ama sıvı yerine sigara benzeri sıkıştırılmış tütün, tütün evet. Burada ısıtılıyor. Bunların hepsi Türkiye'de ruhsatsız ürünler. Onun için satışları yasa dışı, kayıt dışı, vergisiz. Nasıl oluyor da böyle yayılıyor peki? Yani bir cezai müeyyidesi yok mu? Demek ki denetimle ilgili, cezalandırmayla ilgili sorunlarımız var. Çünkü bir de böyle bir muğlaklık var mevzuatta. Spesifik olarak yasaklanmış olmadıkları için, sadece şu an ruhsatsız konumda oldukları için her an sanki yasallaşacaklarmış, ruhsatlandırılacakmış gibi bir beklenti var toplumda. Ve bunların pazarlamasını yapan şirketler arasında. Ama tabii rüşvet de bir gerçek. Bir de rüşvet mekanizması var. Yoksa bu kadar ortalıkta ortalığa dökülmez. Türkiye'nin bir kayıt dışı ekonomisi var malum. Ve kayıt dışı ticaretin belli ağları var, mekanizmaları var. Bunlar olunca tabii her türlü ürünü bu şekilde piyasaya sürebiliyorsunuz. Sizin o sıkıştırılmış tütün dediğiniz böyle bir sigaranın yarısı boyunda izleyicilerimizin çoğu biliyordur. Kullanmadılarsa da görüyorlar paylaşım sitelerinde. Dediğiniz gibi binlerce dağıtım firması var. Oradan nikotin ihtiyacını alıyoruz fakat ciğerlerimiz fazla zarar görmüyor ciğerlerimiz gibi bir iddia var. Doğru mudur? Hayır, bu iddialar doğru değil. Bakın tütün endüstrisi, bu da yeni de değil, 50 yıldır bir zarar azaltım stratejisi güder. Toplumun sağlık endişeleri, zararı. Toplumun sağlık endişeleri arttıkça önce filtre sigaralar çıktı. Ardından light denen sigaralar çıktı. Ama çok uzun zaman oldu. Bu her ikisinin de daha zararlı olmadığı, sigara kadar zararlı olduğu kanıtlandı.
Şimdi bu senaryo yeniden önümüzde görüyoruz. Deniyor ki bu yeni nesil ürünler sağlığa daha az zarar veriyor. Sigarayı hiç bırakamayan insanlar var. Bunlara sen ya bırak ya öl demeyelim, daha müşfik olalım. Ve daha az zararlı alternatif ürünleri bunlara sunalım. Ayrıca toplumu da bıraksın herkes sigarayı. Sigara, biz şimdi itiraf ediyoruz, çok zararlı bir şey. Sigarayı bıraksın, bu alternatif ürünlere geçirelim diyorlar. Devletlerin önüne bu öneriyle gidiyorlar. Diyorlar ki size dumansız bir ülke vaat ediyoruz. Dumansız ülke vizyonu için çok büyük paralar harcıyorlar bu tür kampanyalar için. Biz de sigaradan çıkacağız zamanı geldiği için. Fakat bütün bunlar, bu iddiaların hepsi tek tek literatür. Ben tıp doktoru değilim ama tıp doktoru hocalarımızın öğrettikleri ve literatürde literatürdeki bilimsel araştırmaların verileri gösteriyor ki bu iddiaların hepsi yanlış. Bu ürünler e-sigarada, ısıtılan tütün ürünleri de bir kere bağımlılık yapıyor sigara gibi ve bunların buharın içerisindeki yoğun konsantrasyonu da toksinler ve karsinojenler organlara zarar veriyor, hastalık yapıyor ve öldürüyor. Peki nikotin bir ihtiyaç mıdır gerçekten? Nikotin bir bağımlılık yapıcı ürün. Mesela Alzheimer'ı nikotin önler gibi bir söylenti. O da mı sigaracıların palavrası? Çünkü milyarlarca dolar söz konusu olunca ben de o kadar para kazansam ben de o yalanı göze alırım yani. Belki evet. Nikotin çok güçlü, hocalarımızın söylediği, tıp biliminin söylediği çok güçlü bir bağımlılık yapıcı madde. Eroin kadar yüksek bağımlılık yapıcı bir madde. Çok hızlı bağımlılık yapabiliyor. Ve bir kere bağımlı olduğunuz zaman ömür boyu bu bağımlılık devam ediyor. Sigara bıraksanız bile, mesela ben 15 yıl oldu belki bırakalı ama belki başlayabilirim diye hep korkarım. Bol bol Ali Nazik yemeniz lazım. Çünkü patlıcan da varmış. Peki. Nargile de çok önemli bir konu. Son zamanlarda hani tamam dedelerimden filan hatırlıyorum ama onlar evdeki çok kendilerini elleriyle temizledikleri, şişlerle filan temizledikleri. Bir de evde kaç kişi var? 4 kişi, 5 kişi zaten. Onların birbirine virüsü, bakterisi, bilmem nesi, mikrobu zaten oturdukları yerde de bulaşacağı için sorun olmuyor. Ama şimdi bir bakıyorsunuz Suriye, Irak, doğru, Afganistan, Libya, Cezayir, Fas, Tunus, Lübnan, buradan bize ne virüsler geliyor. Şimdi gidiyorsunuz nargile kafe, adam elinde içiyor. O emzik denilen, ağza gelen kısmı değiştiriyor. Tamam. 3 kuruş, 5 kuruşluk bir şey. Evet. Fakat marpuçu değiştirmesi mümkün değil. O pahalı. Şimdi ve plastik marpuçlar efendim, da var. Hortumu değiştirmiyor. Gövdeyi değiştir. Evet. Zaten mümkün değil. Gövdeyi fırlatıp atacak hali yok. Koskoca kavanozu. Dolayısıyla orada bir muhteşem bir hijyen sorunu var. O adam muhteşem ne virüs getirdi ülkesinden? Muhteşem hijyen sorununun yanında çok büyük sağlık sorunu da var. O buhar saf olsa, hiç virüs bulaşmasa yine de zararlı mı, yoksa ciğeri boş? Buhar değil, aynı tütün dumanı. Üstelik orada yanan kömürün de dumanını alıyorsunuz. Sudan geçmesi falan bir şeyi temizlemiyor. Filtre değil su. Hayır, filtre değil. Nargile içmek de sigara içmek gibi çok riskli bir tütün ürünü. Ama nargile ile ilgili başka bir derdimiz var. Eskiden çok haklısınız ve yakın zamana kadar nargile sadece yaşlı erkeklerin rahat bir köşede için, rahat öksürmek için içtikleri bir tütün ürünüydü. Şimdi durum çok farklı. Bunun nedeni aromalı nargile. Çünkü aslında dedelerin içtiği nargile çok ağır bir ürün. İçmesi zor bir ürün, sert bir ürün. Ama aromalarla bunlar yumuşatılıyor. Meyve tatları, şeker tatları, çikolatalı, çilekli, muzlu. Evet.
Onun da fabrikası var biliyorsunuz. Hani evet. Çileğin suyunu alıp da batırsa neyse de aroma fabrikası var. Tabii ki. Her şeyin aromasını yapan. Evet. Hatta geçenlerde bir yerde röportajına rastladım. Yaşlı başlı bir beyefendi patron ama çok büyük bir firma. Bildiğiniz bütün aromaları üretiyor. Yanılmıyorsam İzmit'in kazalarından bir yer. İzmit'te Derince var. Gibi, evet. Gebze Derince evet. Gibi bir yer. Evet, pardon sözünüzü. Rica kesin. Ederim. Hakikaten bu aromalı nargile bütün dünyada, sadece Türkiye'de de değil bu. İkinci bir sigara gibi ikinci bir tütün salgını sorunu olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de de son yıllarda gördük, haklısınız. Özellikle muhafazakar gençlere hitap eden bu nargile sunumunun yapıldığı ama yanı sıra başka ikramların ve faaliyetlerin de olduğu işletmelerin sayısı pıtrak gibi arttı. Biz 2017'de bir tarama yaptık İstanbul'da. Sırf bir yıl içerisinde 2016'dan 2017'ye bu işletmelerin sayısı %24 oranında artmış. Yani o dönemde İstanbul'da en fazla gelişen ikram işletmeleri nargile kafeler. Nargilenin bu ticari sunumu ile ilgili bazı temel sorunlar var. Bir tanesi bununla ilgili bir sürü düzenleme getirmeye çalıştı TAPDK vakti zamanında. Fakat bunların hiçbiri yürümüyor. Ne oluyor? Kapalı alan ihlallerinin çok yüksek olduğunu gösteren çok sayıda çalışma var. Bizim yaptığımız başka bir çalışmada ruhsatlandırılmış nargile kafelerin önemli bir kısmının aslında açık alana bile olmadığını gördük. İşte biliyorsunuz nargile şişelerin üzerinde sağlık uyarıları olması gerekiyor. Hiç bunlar kullanılmıyor. Bir başka önemli husus, bu bir sunum. Yani bir paket hazır bir sigarayı alıyorsunuz, üstüne bandrolü görüyorsunuz. Öyle bir şey değil. O yüzden bu kafelerde sunulan nargilenin neredeyse tamamı, %100'üne yakını ruhsatsız, kayıtsız ve bandrolsüz ürünler. Hatta işletmeler kendi karışımlarını kendileri hazırlıyor. O işletmeye has isimler veriyor falan. Bu çok önemli bir sorun. Bunu standartize edemiyorsunuz, düzenleyemiyorsunuz, kontrol edemiyorsunuz. İkinci bir sorun, bu işletmelere çocuklar ve tütün hiç kullanmayan başkaları da müşteri olarak gelebiliyor. Çünkü dediğim gibi başka ikramlar da var. Ve burada tütün dumanına maruz kalıyorlar. Bir önemli sorun, nargile seansının süresi uzun, ortalama 90 dakika. Bunun dışarıda içilmesine imkan yok belli hava koşullarında. O yüzden işletmeciler bu kapalı alan yasaklarını delen çözümlere yöneliyorlar. Böyle açmazları var bu işin. Bizim bir de çok önemli bir husus tüketim açısından çok önemli bir çalışma var. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK'in ortak yürüttüğü. Türkiye Gençlik Tütün Araştırması 2017 yılında yapıldı. Burada 13-15 yaş grubu çocuklara bakıyorlar, öğrencilere bakıyorlar. Bakın 13-15 yaş grubu. Nargile, düzenli nargile kullanımı bu yaş grubunda %11. %11. Erkek çocuklarda %16, kız çocuklarda %6. O yaş grubunda. O yaş, sırf o yaş grubunda. Yani çünkü nargile tüketmek dediğiniz gibi sigara tüketmek gibi değil, zor. Yani bir nargile kafeye gitmek lazım, en az bir 30 lira vermeniz tabii. lazım falan. Bir de tek başına olmuyor, yanında da bir şeyler içecek tabii ki. Tabii ki. Bizim bununla da ilgili çözümümüz bu ticari sunumun, yani nargile kafeciliğin hem toplumsal meşruiyetini hem yasal meşruiyetini ortadan kaldıracak çözümlere ihtiyacımız var. Çünkü çözümsüz açmazlar içeriyor. Efendim çocukluğumda semt kahvelerinde veya köy kahvelerinde açık tütün tekelden alır kahveci. Tömbekiyi hazırlar. Nargile de gözünüzün önünde gelirdi ama çok dar bir çevredeydi. Evet. Şimdi bakıyorsunuz az önce muhafazakar kesime hitap etti dediniz. Fakat ben
her kesimden genç görüyorum. Ama genç oldukları belli. Genç oldukları. Çünkü o genellikle Arapların böyle 50 yaş, 60 yaş üstündekileri, onlar belli ki tiryaki. Fakat bunlar biraz da moda olarak. Ayşe içiyor, Fatma neden içme? Ali'yi gördün mü? Dün gitmişler, muzlu bilmem ne içmişler filan diye. Cazip de geliyor tabii, demek ki. Tabii. Ama ucuz da değil. Tabii. Yani kendi yapmış olsa belki 5-6 liraya mal eder ama kafede dediğiniz gibi semtine göre 20 lira da oluyor, 50 lira da. Ortamları bir de. Yani gençlerin hakikaten vakit geçirebilecekleri, işte kendi yaşıtlarıyla bir araya gelebilecekleri ortamlar çok kısıtlı. Bunlar, bakın ilginç bir sonucu daha oldu o 2017 çalışmamızın. İstanbul'da daha önce klasik olarak bu tür işletmeler nerede vardı? İşte Tarihi Yarımada'da vardı ve merkezi birkaç ilçede, işte Beyoğlu'nda, belki Kadıköy'de. Eminönü'nde, Mısır Çarşısı civarında. Fakat tamamen değişmiş resim. Şimdi çeper ilçelerde konut alanlarıyla iç içe bu ve çok modern, temiz, güzel işletmeler görüntü itibariyle. Gençler artık Beyoğlu'na gelmiyor. Kendi mahallesindeki o nezih, işte kendi arkadaş grubuyla birlikte olabileceği yerleri tercih ediyor. Belli bir fiyat olduğunu biliyor falan. Evet. Peki az önce dediniz denetim gerekir. Yasaklamak gerekir mi? Gerekir. Yani şimdi bu öyle bir sektör ki, tütün sektörü aklın almayacağı astronomik rakamlar. Bunun için hükümetler bile devrilebilir diye düşünüyorum. Yani siz o tröste karşı mücadele etmeye kalkarsanız adam hiç dinlemez, orada bir darbe yaptırabilir diye düşünüyorum. Bu Türkiye için değil, bütün ülkeler evet. için geçerli. Tamam Rusya'da yapamayabilirsin, Japonya'da yapamayabilirsin ama birazcık belli bükük olan ülkede rahatlıkla yaparsınız. Haklısınız. Tütün endüstrisi gerçekten çok büyük bir toplumsal güç. Bunlar bunlara ulus ötesi tütün şirketleri diyoruz. Ulus ötesi örgütlenmiş, 180 küsur ülkede iştirakleri olan ve önemli bir faaliyet konusu da siyasi etki yapmak olan şirketler. Ama şeyde nargile konusunda bahsettiğim, benim nargileyi yasaklamak değil, nargilenin ticari sunumunu yasaklamak. Yani önünüze bir sigarayı tek tek nasıl satmıyorsak bunu da sunum haline getirmeyelim. Nargile yine bir ruhsatlı tütün ürünü olabilir ama ticari sunumuna bir sınır getirmemiz gerekiyor. Fakat o sigaranın tek tek satılmasının engellenmesi bana zarar verdi. Yani şahsen söyleyeyim, tahmin edersiniz belki, sağlığıma zarar verdi. Şundan dolayı giderim, canım çekince bir kahveyle bir bakkaldan bir tane alırım diyorum. Günde 3 tane içiyordum. Yasaklanınca paketi alıp bitirmeye başladım. Yani o da çözüm değil. Bulamıyorsunuz çözümü. Bakkal ne yapıyor? Bağımlı olduğunuz zaman evet. gerektiği kadar paranız olsa da olmasa da ne yapıp edip bunu alıp içiyorsunuz. Onu buluyorsunuz. Yoldan toplayıp da içenleri de görüyoruz yani. İzmarit alıp da o nasıl, kimin ağzından çıktı, nasıl hastalık, ne hastalığı evet. var onu bile düşünmeden, bu belki de eroinden bile daha ağır bir bağımlılık diye düşünüyorum. Evet. Efendim başka... anlatacağınız faaliyetlerinizle ilgili gözlemleriniz, çözüm önerileriniz varsa biraz daha vaktimiz var. Memnuniyetle dinleyelim. Tabii. İsterseniz şöyle bir tepeden bakarak Türkiye'nin karnesi ne diye bakalım. Elbette, çünkü buyurun. Biliyorsunuz belli bir zamandır tütün kontrolü önlemleri tartışılıyor. Bunlar uygulanmaya çalışılıyor. Yalnız o kapalı yerde içme yasağı delindi. Maalesef. Yani evet. İstanbul'da artık eskiden derlerdi evet. üstte teras var, git orada evet. iç derler. Şimdi bu oturduğun yerde iç abi diyor. Hiç evet. dinlemiyor kimse. Evet. Doğru. Biz de bunları gözlemliyoruz. Şunu söyleyebilirim. Bu tütün tüketiminin belli belirleyicileri var. Çeşitli ülkeler arasında ortak olan belirleyiciler de var. Farklılaşan belirleyiciler de var. Benim
şahsi görüşüm, Türkiye'deki önemli bir belirleyici tütün endüstrisiyle devletin hem tarihsel hem de güncel ilişkilerinin belli bir derinliğinin olması. Bunun sonucunda bugün Türkiye tütün endüstrisi için çok en önemli, en büyük üretim ve ihracat üstlerinden biri oldu. Ve en büyük tüketim yani piyasası oldu. Efendim 80 milyon yani. Tabii ama ki çok daha nüfusu büyük arttıkça. Evet. Ha, daha fazla nüfusa sahip olup Türkiye kadar pazar olmayan var mı? Tabii ki var. Türkiye neden şu an onlar 7. büyüklükte pazar. Bunun dediğim gibi tarihsel ve güncel nedenleri var. Şöyle. Bir Türkiye, de fiyat da var galiba. Türkiye'de, yani geçenlerde Almanya'ya gittim. Evet. İçtiğim sigara yaklaşık 50 liraydı. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Türkiye'de tütün endüstrisi çok güçlü. Bunun bir nedeni dediğim gibi piyasanın hacmi. Vergi gelirlerinin hacmi ama bir de bu liberal, neoliberal politikalar dediğimiz politikaların çok yaygın ve hakim olması etkili oluyor. Şimdi bu koşullarda tütün kontrolü yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Bir hem işte talebi aşağı çekecek politikalar uygulamaya çalışıyorsunuz. Mesela kapalı alanda işte yasak veyahut bırakma hizmetleri. 18'den küçüklere satamazsın. Bırakma hizmetleri vermeye çalışıyorsunuz. Nedir bunlar? İnsanlarda davranış değişikliği hedefleyen çalışmalar. Ama bir yandan da şey yapmanız lazım. Arzı önünü almanız lazım. Arzı dizginlemeniz lazım. Yani tütün endüstrisinin üretimini ve ticaretini kontrol altına almak, zorlaştırıcı olmanız lazım. Ama bu ikincisi Türkiye'de olmadı. Bu olmayınca tabii öteki yani talebi düşürmeye çalışan önlemler de etkisiz, başarısız oluyor. Bunun en iyi göstergesi belki şey tüketim. Türkiye'deki tüketimin seyri. Bakın 1999 yılında tüketim yılda 114 milyar adetle zirve yapmıştı. Ondan sonra düşüşe geçti ve yıllar boyunca da düzgün bir düşüş seyri izledi. Çünkü 1996 yılında Türkiye'nin ilk tütün kontrolü yasası çıkmıştı. Hani bu duvarlarda koskocaman sigara reklamlarının kalktığı dönem bu. İşte evet. Otobüslerde, gazetelerde yasaklandı. Otobüslerde sigara içilmediği uçak dönem. Önce arka tarafa aldı 3-5 koltuğa, sonra tamamen yasakladı. Kalktı. 1999'dan sonra düzgün bir şekilde düştü. Böyle gitmesi gerekiyor. Dünyadaki şeyde trendler de böyle. Ama son 7 yıla bakınca görüyoruz ki tekrar yükseliş var. Efendim şeyden oldu diyenler de var. Biraz mizahi yönünde var tabii. Sayın Başbakan'ın, şimdiki Cumhurbaşkanı'nın sigara karşıtı kampanyasıyla içim arttı diyorlar. Öyle mi? Öyle ama rakam da ortaya koyuyor zaten. Herhalde bir payı vardır. Şöyle hakikaten tek bir yöntemle veyahut işte çok kısıtlı tanımlanmış bir politikayla bu işi yapabilmek mümkün değil. Politikaların bir bütün olması lazım, birbirini destekliyor olması lazım. Eğer gerçekten şimdiki ve gelecek nesilleri tütün zararlarından korumak istiyorsak. Ve 2018'de inanılmaz bir şekilde, yani bir önceki yıla göre 15 milyar artarak bu tüketim 118 milyara çıktı. Bu Cumhuriyet tarihinde bir rekoru. Bu tabii iyi bir resim değil. Aynı sigaracı için büyük bir resim ama güzel resim. Ama bir de sadece bununla kalmıyoruz. Teşvik de veriyoruz tütün endüstrisine yatırımları için. Halbuki bu bir tütün kontrol çerçeve sözleşmesi var. Türkiye'nin de taraf olduğu. Buna aykırı. Ama 2000-2018 döneminde toplam 57 adet irili ufaklı tütün endüstrisinin yatırım projelerine devlet mali destek vermiş. Besiciye, sütçüye onu yapmıyor ama. Evet, tarımda sınırlamalar var. Ve bu teşvikler son yıllarda yoğunlaşıyor. Yatırım bedeli açısından 2015 yılı
Proje sayısı açısından da 2017 yılı pik yıllar. Kime verilmiş diye bakıyoruz? Ulus ötesi tütün şirketlerine verilmiş en fazla. Ve öyle kapasiteler artı kapasiteler yaratılmış ki mesela sigarada mevcut kapasiteye ek olarak 108 milyar adet sigaralık ek kapasite. Yine nargilelik tütün mamülü üretiminde çok büyük ek kapasiteler. Bir de başka bir sorun daha var. Çok önemli bir sorun. Mevcut yasal sigara piyasasının yanı sıra son yıllarda siz de gözlemlemişsinizdir. Yerli üretim ama kaçak, sambalı kıyılmış tütün ve içi dolgulu makaron piyasası patladı. Ve böylece sigara muadili piyasasının dörtte biri 2017 yılında yasa dışı haline geldi. Bu tabii tütün endüstrisi için de hani istenmeyen bir durum. Şöyle, yasal ve yasal piyasalar aslında birleşik kaplar usulü. Biri azaldığı zaman öteki çoğalıyor falan. Fakat Türkiye'de başka bir şey daha oldu. Evet böyle çalışıyor ama her iki kap da büyüdü. İkisi aynı anda eş anlı büyüdü. Halbuki biri dolarken öbürü boşalması lazım değil mi? O da oluyor. İkisi de büyüyor. İki kap da büyüyor. Bir de şu demin bahsetmiştim gençlik araştırması, Sağlık Bakanlığı'nın ve TÜİK'in. Bunun diğer sonuçlarına da bakalım. Çok çarpıcı gerçekten. Yine bu 13-15 yaş grubunda herhangi bir tütün mamülü kullanan çocukların oranı %18. Erkek çocuklarda bu %23, kız çocuklarda %12. Bu tabii çok yüksek bir rakam. Ama ilk öğretim okullarının önünde uyuşturucu, o koptagonlar bilen satılıyor. Doğru. Onu göz önüne alınca evet. Fazla da sürpriz değil, değil benim için. Değil. Bakın zaten çocuklar diyor ki hiç tütün kullanmayan çocuklar, bunların %10'u diyor ki gelecekte kullanabilirim. %13'ü diyor ki sigara kullanmaktan keyif alabileceğimi sanıyorum. Arkadaşının keyif aldığını görüyor çünkü. Bunların %46'sı kendi evlerinde pasif etkileniyorlar sigara dumanından. %52'si yasaklanmış yerde içildiğine tanık olmuş. %59'u okul içinde ve okul bahçesinde sigara içildiğini görmüş. Sigara içenler, bunların %73'ü herhangi bakkala, markete gidip sigara satın alabiliyor 18 yaşına gelmiş olmadığı halde. Ve %26'sı da demin konuştuğumuz tek dal sigara satın alıyormuş. Tabii ürün arzının böyle teşvik edildiği koşullarda talebi düşürmek, tüketimi düşürmek çok zor. Hatta olanaksız. Denetim, kısacası denetim diyorsunuz. Yani yaş denetimi, efendim alışverişin engellenmesi için ticari bazı yaptırımlar. Tüketiciyi zaten daha fazla şey etmeyelim, yormayalım ya da zorlamayalım. İlgimizi tütün endüstrisine yönlendirmemiz lazım. Nasıl vatandaş sigara aldığı zaman yüksek özel tüketim vergisi ödüyor? Bunlar da özel gelir vergisi ödesinler. Bunlar verdikleri zararın sorumluluğunu taşısınlar. Bakın çok ilginç bir gelişme, çok da hoş bir gelişme. Brezilya'da başsavcı bir dava açtı. Ülkedeki sigara şirketlerine, aynı ulus ötesi tütün şirketlerine. Ve dedi ki 26 tane hastalık var tütünden kaynaklanan ve tütün dumanına maruziyetten kaynaklanan. Bunların tüm sağlık giderlerini tazminini istiyorum diye. Sigara üreticisinden mi? Evet. Evet. Bunlar hep sorumluluktan kaçıyorlar. Hep cezası bize, vergisi bize, sağlık sorunları bize, hastalığı bize, maliyeti bize. Ama onlara sadece bu işin kârı kalıyor. Endüstriye yönelik ve onların ürün arzını daraltacak
şeylere, politikalara ihtiyaç var. Yasaklarla da olmaz diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani mesela içkiyi, alkolü yasaklayan ülkeler var. Onlar gibi tütün yasaklıysanız 4. Murat gibi ama kendisi de tütün tiryakisi aynı zamanda. Şimdi bir ülkede bu kadar 20 milyon insan var Türkiye'de tütün ürünü kullanan. Bunlar bağımlı insanlar. 4 kişiden biri diyorsunuz. Tabii bunların içinde bebekleri falan çıkarırsak rakam daha yüksek. Tabii. Bu 15 yaş üstü nüfusta 20 milyon. Bağımlıların olduğu yerde böyle yasak, tütünü toptan yasaklayacak bir şey, politika tabii ki yürümez, yanlış. Biz daha çok endüstrinin üzerine gitmeliyiz. Ama kapalı alan yasağı çok önemli bir ve hem kanıta dayalı hem insan haklarına dayalı herkesin temiz hava solumaya hakkı var. İşi özellikle o yönüyle de ele alabiliriz diyorsun. Bakınız ben sözünüzü kesmeyeyim. Bitti mi? Tabii efendim, tabii. O zaman kapatırken bir şey söyleyeyim. Kullandığım halde aşağı yukarı 50 küsur yıldır ben sigara kullanıyorum. Buna rağmen kapalı yerde içilmesinden hoşlanmıyorum. Tabii. Yani rahatsız ediyor insanı. Tabii. Arkadaşımın içmediğini ve o göya bir sohbet masasındayız. Böyle uzaklaştığını görmek bile tedirgin ediyor. Haklısınız. Almanya'nın yaptığı gibi belki de çok yüksek ücret koyarak. Vallahi 8,5-9 euro. 6,5'la çarpın. 50-60 liraya sigara. Evet. Vergi demek ki çok yüksek. Üretici evet. Hepsine kazanmıyor tahminimce. Bunlar bir çözüm olabilir. Efendim çok çok güzel bilgiler verdiniz. Şeref verdiniz bu tatil günü. Sağ olun, var olun. Çağırdığınız için, davetiniz için ben teşekkür ederim. Aman efendim, görevimiz sizin gibi. Adına. Sizin gibi böyle özellikle sağlık konusunda, halk sağlığı konusunda faaliyet gösteren firmalara, derneklere her zaman kapımız açık. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Efendim, sırada bir şairin bir şairle yaptığı söyleşi var. Cenk Kolçak kardeşimiz biliyorsunuz aynı zamanda şairdir. Yayınlanmış eserleri var. Şair Dilek Bilge ile söyleşiyor. Biz de haftaya cumartesi günü yani ilk cumartesi saat 9'da buluşmak üzere bütün ekip arkadaşları ve bendeniz sizlere iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın efendim. Edebiyattan sayfalardan herkese merhaba. Bugün şair Dilek Bilge ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Hoş bulduk. İlk şiir kitabınız Dağları Yürüten Rüzgar, HMO'da evet. Yayın evinden çıktı. Bize şiir yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz? Bu kitaba Dağları Yürüten Rüzgar. Önce isimden başlayalım isterseniz. Tamam. İsmini aslında Serkan Türk koydu. Şiir kitabının isminin, şiiri dinledikten sonra tabii ki bir fotoğraf sunumu yapmıştım. Fotoğraf sunumu sırasında dizelerini kullanmıştım şiirin. Hı hı. Çok hoşuna gitmiş, böyle bir şey olsun dedi ve biz kitabın adını öyle koyduk. Yoksa ben şey diye düşünmüştüm böyle işte, korkma dünyadan geçiyoruz gibi bir şey evet. Düşünmüştüm. Peki, o yüzden şöyle, teşekkür ediyorum kendisine de. Şimdi aynı zamanda fotoğraf da çekiyorsunuz ve evet. Kitabın üzerindeki kapak fotoğrafı da kendisine ait. Hı hı. Ama onun öncesinde fotoğrafa geçmeden bu yolculuk nasıl başladı? Siz emekli öğretmensiniz evet, bildiğim kadarıyla. Evet, emekli öğretmenim. Evet, emekliliğinizden sonra başlayan bir şiir yolculuğunuz var. Daha doğrusu dergilerde şiirleriniz yayınlanıyordu. Hı hı. Fakat bu kitaplaştırma süreci bu yolculuktan bahsedebilir misiniz acaba? Şimdi şöyle, aslında yazı her zaman insanın hayatının içerisinde bir şekilde oluyor ama kitaplaştırma serüveni daha farklı bir şey oluyor. Yani bir kitaba doğru yolculuk daha farklı oluyor. İlk başlarda işte öyküydü, minik yazılardı, sonra şiirdi. Bu 8 senenin ürünü var içerisinde.
O 8 senede birikenler, üzerinde işlenenler, duygular, herhalde içimiz denilen bir yer var ve onu bir şekilde anlatmak istiyoruz. Bunu fotoğrafla yapıyoruz, yazıyla yapıyoruz, şarkıyla yapıyoruz, yetmiyor. Hepsini birden, bütün disiplinleri kullanabiliyoruz. Bu şekilde başladı. Sonra da çok hızlı bir şekilde gelişti. Yani kitap hiç belki de düşünmezdim, aklımın ucundan geçmezdi. Ama oldu ve çok da iyi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çünkü bende bir süre arkadaşımın, dostumun katkısı oldu bu kitapla ilgili. Özellikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu arada Trabzonlusunuz. Trabzon'da yaşıyorsunuz. Bundan dolayı mıdır ki? Aslında şunu sormak istiyorum. Şiirlerinizde etnik dillerde başlıklar taşıyan şiirleriniz var daha doğrusu. Mesela bunlardan bir tanesi Ayter. Evet, eter aslında eter, bizim bildiğimiz eter. Ama şöyle bir şey, ilk şiir, çünkü öyle şiiri. Evet, kitabın ilk şiiri öyle olması da gerekiyordu. Eter bizim oksijenimizin geldiği gökyüzü katmanı. Oradan besleniyoruz. Mesela örneğin, evet, Kiana var, Kimera Kiana var. Kiana Lazca'da dünya demek. Evet. Çünkü bizim kültürümüzün içerisinde Lazca var. Kimera... Kimera, fen öğretmenisiniz ve sanki bununla ilgili birkaç diyor biliyorum. Evet, Kimera, bir anlatabilir misiniz? Kimera, kimeratik sendrom denilen genetikte bir kavram var. O da şöyle, bizim DNA'larımızın hepsi birbiriyle aynıdır. Fakat kimeratik sendrom taşıyan kişilerde tükürüğünden alınan DNA'daki bilgi ile saç telinde alınan DNA'daki bilgi farklıdır. Kimera da yine mitolojiden bir tanrının adı aslında. İşte kuyruğu diyelim ki bir aslan kuyruğu ama başı bir keçi ya da gövdesi daha farklı bir canlıyla beraber oluşmuş bir tanrının adı. O nedenle kimeratik sendrom da ondan dolayı verilmiş. Ve suçluların, tabii suçluların kriminolojide diyelim, suçun tespitinde zorluk çıkartıyor bu durum. Neden? İşte tükürüğünüz farklı bir bilgi verdiği için, siz orada tükürüğünüzü bırakmışsanız, saçınızın telinden inceleme alındığında bu sefer yakalanma şansınız azalıyor. Peki ben o zaman bu şiiri tabii merak ediyorum. Bunu birazdan sizden rica etsem okumuşsunuz ya da siz dilediğiniz bir şiiri okuyabilirsiniz. Bir de aslında fotoğrafla uğraşıyorsunuz. Demin de dediğim gibi kapak fotoğrafı da size ait. Evet. Peki fotoğraf size göre şiirin neresinde mesela? Ya şiirin fotoğrafla neresinde? İlgili çalışmalarınız var mı? Tabii fotoğrafla ilgili çalışmalarım da var ama ben sinema çok seviyorum ve sinemada besin kaynağım. Yani görmek benim besin kaynağım. Belki de fotoğraf o yüzden var hayatımın içerisinde. Gördüğüm şeylerden etkilenerek onları yazıya döküyorum. Bir başkasının belki görmediği bir şeyi görebiliyorum ben baktığım yerde. O nedenle de sinema, fotoğraf ve şiir birbirini sanki tamamlıyor gibi. Yani mesela işte buzdan tabut olmuş akıyor cümlesi var şiirin bir dizesi. Daha doğrusu ben onu bir filmde şey görmüştüm, böyle denizin, okyanusun derinliklerine doğru inen bir su var ama indikçe donuyor. Ve ben o donduğu şekil bir tabuta benzemişti. Çok etkilendim ben ondan. Ama bir başkası baksa belki de hiç öyle bir şey görmeyecekti. Evet. Onu fotoğrafla anlatamazsam bu sefer yazıyla anlatmaya çalışıyorum. Ay, yazı olmasa belki müzik ekleyeceğiz yani. Bir de bu dikkat ettiğim bir şey var. Mesela çok aslında öyküleyici bir anlatımınız var şiirlerinizde. Öyküyle de ilgileniyor musunuz? Evet, yani... öyküyü çok seviyorum. Çünkü öyküde yani... yazıyorsunuzdur mutlaka. Yani sizin... Evet, öykülerim de var. Kaleminiz biraz ona evrilmiş de gibi aslında. Öyle mi? Çok şiirsel değil mi dizeleri? Yok yani, öyle demek istemedim de ben daha çok öyle gördüm. Yani, evet, öyküyü yani bu da bir anlatım çeşitlidir sonuçta. Şimdi öyle dizeler oluyor ki onları bir öykünün içerisinde var edemiyorsunuz. Yani o öyküye aykırı kalıyor. O nedenle o dizeler şiirin içerisine giriyor. Hani... Öykü daha böyle düz bir şeymiş gibi. Ama şiir sanki her şeyi yerinden oynatıyor gibi geliyor bana. Yani şiirdeki dizeler böyle görmemiz gereken şeylerin yerini değiştiriyor. Ama öykü öyle değil. Görmemiz gereken şeyi bize gösteriyor. Anladım. Yani bir mekandasınız, masanın üstünde kitaplar var. Bunu öyküyle anlatırsınız.
Ama bunu şiirde böyle anlatamazsınız. Onun için başka bir dize kurmanız gerekir. Peki, madem bu kadar bahsettik, son olarak sizden bir şiir okumanızı rica etsek. Tamam, teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan İlke. Sağ olun. Edebiyattan sayfaların sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kimera'dan söz etmiştik. Kimera'yı okuyalım. Bir aşktan nasıl geçtiğimi anlatacağım sana. Dünyanın eksik saatini ve Kimera'yı. 7 kat yerin dibinde sanılan ateşin insanların yüreğinde kaynadığını ve birbirine dokunmaktan ölesiye korktuklarını. Bir aşktan nasıl geçtiğimi anlatacağım sana. Bir kuşun sırtındaki gölgeyi ve Kimera'yı, nehir ve ağaçlardan yükselen sesin kulaklarda boğulmasını ve çoraklığın vahşetine duyulan hayranlığı. Bir aşktan nasıl geçtiğimi anlatacağım sana. Ellerimin gözlerimi çoğalttığını ve Kimera'yı, kucağında doğan tenimin cennet olduğunu, bir uçurumu doldurmaya yetmediğini ve cehennemi de istediğini. Bir aşktan nasıl geçtiğimi anlatacağım sana. Nasıl vazgeçmediğimi ve Kimera'yı tanımadığımı anlatacağım sana. Teşekkür ederim.